İki araba birbirine dik olan iki yoldan yolların kesişim noktasına doğru yaklaşmaktaymışlar. Birinci arabanın hızı saatte 50 kilometre, ikincininki de saatte 90 kilometre imiş. Belirli bir T0 anında birinci arabanın kesişim noktasına uzaklığı XT0... 0,5 kilometre iken ikinci arabanınki de YT0 1,2 kilometre imiş. O anda iki araba ara arasındaki uzaklığın değişim oranı dt'yi bulunuz. Bu soruyu çözmek için aşağıdaki denklemlerden hangisi kullanılmalıdır demişler. T0 demişler ve bizden de bu denklemlerden hangisini kullanmamız gerektiğini bulmamızı istiyorlar. Bunlar da seçenekler. Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize siz çözmeye çalışın. İsterseniz işe soruyu görselleştirerek başlayalım. Evet, bunun son derece mantıklı bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. İki araba birbirine dik olan yollardan yolların kesişim noktasına doğru yaklaşıyorlarmış. Arabalardan birinin x yönünden bu noktaya doğru, diğerinin de y yönünden bu şekilde buraya doğru yaklaştığını düşünelim. Arabaların yukarıdan görünüşlerini çizseydim belki daha iyi olurdu ama her neyse. Bize belirli bir anda bu anı da T0 olarak belirlemişler, arabaların uzaklıklarına dair bilgiler veriyorlar. İsterseniz tam bu anı çizmeye çalışalım. Birinci arabanın tam bu anda kesişime olan uzaklığı yani XT0, 0,5 kilometre. Bu uzaklık XT, bu da YT olsun. Peki iki araba arasındaki uzaklıkla XT ve YT arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Uzaklık formülünü yani Pisagor teoremini kullanarak arabalar arasındaki uzaklığın bu üçgenin hipotenüsüne eşit olacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? Arabalar birbirine dik olan yollarda ilerlediklerine göre bu üçgen elbette bir dik üçgendir. O halde yazıyorum bu uzaklık xt'nin karesi artı yt'nin karesinin kare köküne eşittir. Evet, bu Pisagor teoreminin doğrudan bir uygulamasından başka bir şey değildir. Eşittir dt. İsterseniz dt kare eşittir xt kare artı yt kare de yazabiliriz. Çok fazla parantez olunca biraz kafam karışıyor soruyu dt, xt ve yt arasındaki bu ilişkiyi kullanarak çözeceğiz. Ve bu ifadenin iki tarafının t'ye göre türevini aldığımızda da bu arada zincir kuralı gibi bir takım türev kurallarından da faydalanmamız gerekecek. Ama dediğim gibi bu ifadenin türevini aldığımızda dt'nin değişim oranıyla xt ve yt'nin değişim oranları arasındaki ilişkiyi bulacağız. Seçenekleri incelediğimizde D'nin evet tam da aradığımız seçenek olduğunu görüyoruz. Arabaların arasındaki uzaklığın karesi kesişim noktasına olan uzaklığın x bileşeninin karesi artı y bileşeninin karesine eşit. Bundan sonra da iki tarafın türevini alıp sorunun sayısal sonucuna da ulaşabiliriz.